Sevgili dostlar, hoş geldiniz. İçer Sanat Kulübü olarak bu konsere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. İçer Sanat Kulübü, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile yakın ilişki içerisinde, oradaki öğrencilerimizin zaman zaman sınıf konserlerini de burada yapıyoruz. Sayın Profesör Doktor Taşkın Erketenci beyefendiye de bu konuda bize her zaman destek olduğu için, izin verdiği için bu organizasyonlara teşekkür ediyoruz. İçer Sanat Kulübü'nden biraz bahsetmek isterim. Çoğu insan biliyor ama İçer Sanat Kulübü 89 yılında kuruldu. Tam 32 yıldır neredeyse yaklaşık dolu dolu kültürün sanatın içerisinde. O kadar çok geniş yelpazede o kadar farklı üretimler yaptı ki İçer Sanat Kulübü bugüne kadar. Bunlardan bazılarından bahsetmek isterim. Mesela 26 yıldır, bu yıl kısmet olursa 26.sını yapacağız. Arkeoloji günlerinin 26.sını gerçekleştireceğiz. Ulusal çapta ortalama 10 ila 15 önemli yetkin öğretim üyesinin katıldığı bir organizasyondur. Türkiye'de bir ikincisi yok. Bu çapta yapılan bir ikinci yok. Arkeoloji dünyasında çok bilinir. Hocalarımızı, bazı hocalarımızı davet etmediğimiz yıllar hocalarımız bize sitem eder. O derece gerçekten sürekliliğini korumuş, istikrarla bugüne gelmiş bir organizasyon. Felsefe günleri, 14 yıl felsefe günleri yapılmış kulübümüzde. Tesadüfen de 14. başkanıyım. Sevgili Fazıl Başkan da burada, bize şeref verdiler. Çok emeği geçmiştir kulübümüzün bugüne gelmesinde. Müteşekkiriz ona, diğer başkanlarımız gibi. Mesela Erkan Özaydın başkanımız döneminde sanat tarihine başladık. Birinci sanat tarihi günlerine başladık. Bu yıl kısmet olursa Kasım ayında ikincisini yapacağız ve Tarsus'ta yapacağız. Şu anda 10 civarında çok yetkin, konusuna hakim öğretim üyesi dostlarımızı, hocalarımızı burada ağırlayacağız. Tarsus, antik dönemi biliyorsunuz çok zengin, tarihi çok zengin bir yer. Dünyanın bir mücevheri adeta, bilen biliyor. Biz de bilmeyenlere bir şekilde bunu hem arkeoloji günlerinde hem de sanat tarihinde biraz anlatmak arzusundayız. 20 yıl civarında her hafta sonu kültür ve doğa gezisi yaptı bu kulüp. Her hafta sonu yaptı ve kar gözetmeden yaptı. Böyle 50 liralara, 60 liralara çok önemli bu bölgenin tarihi öğren yerlerini, değerlerini tanıttı. Sayısız sergi, sayısız kitap tanıtımı, sayısız panel, sayısız edebi söyleşi yapıldı. Bu kulübe üye olduğu yıllarda sanatı seven olarak buraya üye olan ama sonra kitap yazan, şiir yazan, roman yazan, öykü yazan, deneme yazan o kadar çok değer üretti ki burası. Aramızdan çok miktarda şair ve yazar çıktı, gazeteci çıktı. Hoş geldiniz. Dolayısıyla sanat yapmakla kalmadı. Kültürü sanatı desteklemekle kalmadı. Bunları halkımızla paylaşan bir yer oldu. Biliyorsunuz buradan çok dernek kulüp çıktı. Sevgili Fazıl Başkan'ın buradan Akdeniz Opera Bale Kulübü'nü kurdu. Aramızdan bir ekstra bir değer daha yarattı şehrimize. Uluslararası Müzik Festivali'nde şu anda biz aktif olarak çalışıyoruz. Bugün Mersin'imize davet ettiğimiz, burada dinleyeceğimiz çok önemli sanatçılara bizler o kurul içerisinde dokunuyoruz. Dolayısıyla İçer Sanat Kulübü'nün ben de bu aşağı yukarı 1,5 yıllık dönemde başkanı olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah da bundan sonra dinamik bir yapı, 14. başkanı derken siz de fark etmişsinizdir. Yani burada kimse uzun yıllar ben buranın sahibiyim, buranın başkanı benim diyemez.
dinamik bir yapı var. Herkes günü zamanı geldiğinde koltuğunu başka bir arkadaşımıza bırakır. O arkadaşımız da kendi misyonunu, vizyonunu buraya katar. Varlık sebebimizi gerçekleştirir. Hoş geldin Serdar Bey. Dolayısıyla ben böyle konser öncesi birazcık ısınma konuşması gibi olsun kulübümüzden bahsetmiş oldum. Bu bir şan konseri. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı şan bölümünden Sayın Doktor Çiğdem Aladağ hanımefendi solistimiz. Eşlikçi piyanist Bengisu Türk. O da öğretim görevlisi olarak akademik eğitimine Mersin Üniversitesi'nde devam etmektedir. Kendilerine başarılar diliyorum. İspanyol ve Türk ezgileriyle bir konser sunacaklar bize. Bu mekana değer katacaklar. Güzel bir anı bırakacaklar. Müteşekkiriz. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Thank you.
ikinci şarkımız şundan bahsediyor. Beni öldürdün salınan saçları olan kız. Nehir kıyısında gördüğüm kız. Saçların salındığında beni öldürdün. Thank you.
Şimdi Turina'nın Poema in Forma de Canzoni 5 şarkılı dizisinden 2 saatlik bir tanesini seslendireceğiz sizlere. Bunlardan ilki Nunca Olvida. Bunun anlamı biraz uzun ama sizlere okumak istiyorum. Nunca Olvida asla unutma demek. Ve şöyle diyor şarkıda. Şimdi bu dünyayı terk ettiğime göre Tanrı'ya hesap vermeden önce sana itirafımı söyleyeceğim burada yüz yüze. Tüm ruhumla özür dilerim nefret ettiğim insanlardan biri. Çok sevdiğim sana gelince seni asla affetmeyeceğim. Teşekkürler. Thank you.
konser kulağımızın pası çözüldü. Çok teşekkür ederim sevgili hocam, sevgili Feygüsü kardeşimiz, dostumuz. Sevgili Solak Genel Sekreterimiz, kulübümüzün genel sekreteri Feygüsü kardeşimize açılan çiçeğini siz taktığınız. Sevgili hocam, biz konuştuk, dostlarımız da kendilerini ifade ettiler. İsterseniz birkaç kelime de siz söyleyebilirsiniz. Sormamakta nezaketsizlik olur diye ben size söz vermek istiyorum. Öncelikle hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Malum hem pandemi tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Bir de üzerine malum Mersin'in cehennem sıcakları gelince... Biraz tabii ki gelmek sıkıntılı olmuş olabilir ama yine de bu sıcakta ve pandemide gelmiş olduğunuz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Biz eserleri icra ederken son derece keyif aldık ve mutlu olduk. Uzun süreden sonra sahne üstünde olmak da son derece heyecan ve keyif verici bizler için. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.